Belçika'da belediye seçimlerine bir haftadan az bir süre kaldı değerli izleyenler. Adaylar çalışmalarını sürdürüyor, seçim propagandaları da yoğun. Gent İl Genel Meclis adayı Hamit Kokur da adaylardan biri ama onun propagandası bir hayli farklı. Seçmenlere Türkiye'yi aratmıyor. Altında otomobili, ardında mobil reklam römorku, hoparlörden çıkan ses ise mehter marşı. Adres Belçika'nın Gent şehri. Belçika'da 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri 14 Ekim 2012 tarihinde yapılacak. Bu seçimlere katılacak olan adaylar deyim yerindeyse harıl harıl çalışıyor. Onlardan biri de Hamit Kokur. Provinsiyerat'ta 5. sırada Hamit Kokur'u ismimi yanına karaladılar mıydı, beni tercih ettiler miydi? Çok memnun olurum. Gent İl Genel Meclisi adayı Hamit Kokur. Kokur, Konya Yukarı Piribeylili. Yıllardır Belçika Gent'te yaşıyor. Amacı gurbetteki Türklere hizmet etmek. Onun seçim propagandası bir hayli ilginç. Görenlere ve duyanlara Türkiye'de miyiz dedirtiyor. Çünkü bir yanda mehter marşı, diğer yanda ünlü türkücü Kubat'ın türküleri çalıyor. Mehter marşı. Asur. Haydi. Kokur mobil reklam römorku üzerindeki yazılar ve çalan mehter marşıyla seçim propagandası yapıyor. Gent İl Genel Meclisi adayı Hamit Kokur neden böyle bir uygulama yaptığını anlattı Kanal 3 Haber'e. Beni zaten tanıyorlar. Bir de benim bir genç Osman değil, bir de Flaman Müziği de var. Gentlerin çok meşhur bir Gent'in erkeğim ben deyin bir o şarkısını da söyletiyorum. İki taraftan sempati kazanmak. Ben de milletimizin de hoşuna gidiyor, Flamanların da hoşuna gidiyor. Neden olmasın? Renkli olmak daha güzel. Peki Belçika'nın yerli halkı bu duruma ne diyor? Tepki var mı? Kokur'a göre tepkinin aksine sempati ve ilgi var. Daha beraber devam oynuyorlar dışarılık. Çok sempati duyuyorlar. Öyle bir tepki kesinlikle yok. Kokur kazanır ve Gent Belediye Meclisi'ne girerse seçim sonrası neler yapacağını da anlattı. Türk vatandaşlarına tavsiyelerde bulundu. 50 yıl oldu buraya gelene. Türk toplumun buranın ekonomisine yan gelip yatmayla olmaz iş. Ben yan gelip yatmayla kazanmadım bunları. Babam da kazanmadı, kimse kazanmadı. Ama burada yaşıyorsak, burada her şeye var ya, katkıda bulunmamız gerek. Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İçici İnşaat hava durumunu sunar. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurtta beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi. İstanbul parçalı bulutlu 26, Sakarya ve Bursa parçalı bulutlu 27, Edirne parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesi. İzmir parçalı bulutlu 27, Afyonkarahisar parçalı bulutlu 23, Denizli parçalı bulutlu 29, Uşak parçalı bulutlu 25.